Baba Torik. Süper Lig'de Galatasaray Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Futbol anlamında benim bu hafta çok güzel bir hafta. Kasımpaşa-Manisa maçı baktığımızda, Eskişehir-Diyarbakır maçı, Beşiktaş-Bursa maçı ve Trabzon-Fenerbahçe maçı ile beraber Galatasaray Gençler Birliği maçı bu haftanın güzel maçları. Sıralamaların birbirine yakın takımlarını oynadığı, muhtemelen puan tablosunda büyük değişikliklere yol açacak maçlar. O yüzden bu maçta böyle değerlendirmek lazım. Ben Galatasaray'dan önce bir Gençler Birliği'ne bakmak istiyorum. Gençler Birliği'nde şöyle bir sıkıntı var. Gençler Birliği'nin normalde Thomas Doll'un birinci tercihi olan iki stoperi yok. Yani İlhan Eker ve Radel Cic'den eksik savunmada. Bunların yanına forvette benim çok beğendiğim, genç ve yetenekli olduğunu, ileride de adından söz ettireceğini düşündüğüm Mustafa Pek demekte. Sakatlığı yüzünden bu maçta forma giymeyecek. Bu önemli 3 eksik Gençler Birliği açısından olumsuzluk hanesine yazılıyor. Bu defansta eksikliği, özellikle defanstaki eksikleri ben Gençler Birliği'nin arayacağı kanaatindeyim. Çünkü Galatasaray'ın çok etkili gol silahları var. Yani hücum anlamında müthiş zenginlikleri var. Süper Lig'in en çok hani hücum zenginliği yaratan takımlarından bir tanesi bence. Başında geliyor Galatasaray. Gençler Birliği'nin artılarına geldiğinizde bir kere Thomas Doll var. Yani antrenörleri iyi bir antrenör. Ve şöyle bir takım yarattı. İyi futbol oynayan, hani gücünün ölçüsünde rakibine zarar verebilmeyi beceren kararlı bir takım. Yani sahada ne istediğini bilen bir takım var. Ben açıkçası hani gol bulma anlamında da zaten Thomas Doll'un Galatasaray ile ilgili açıklamasında da şöyle bir şey var. Thomas Doll maçtan önceki açıklamasında şöyle dedi. Galatasaray iyi bir takım. Hücum anlamında ben onların çok iyi olduklarını düşünüyorum. Şampiyonluk anlamında da önemli favorilerden bir tanesi. Ama defanslarının zayıf olduğu kanaatindeyim dedi. Mustafa Pekdemir'in eksikliğine rağmen özellikle kanattaki elemanlarıyla Galatasaray savunmasını zorlayacaklardır ve gol bulabileceklerdir. Ama dediğim gibi yani gol bulsalar bile etkili Galatasaray karşısında, hücum anlamında çok etkili bu takım karşısında nasıl bir savunma yapacakları önemli. Bu önemli eksiklerin ardından yani İlhan ve Radenç'in oynamaması yüzünden. O yüzden bence bu maç Gençler Birliği açısından bu soruyla geçer. Gençler Birliği ile ilgili benim hani olumsuz sayılabilecek şeylerden bir tanesi ki ben ona inanırım hani. Böyle büyük takımlarla oynanan maçların birbirinde hani duygu anlamında Anadolu takımlarında benzer etkiler yarattığını düşünürüm. Fenerbahçe maçında çok çabuk kırıldı. Yani çok çabuk oyundan düştüler ve kötü bir mağlubiyet aldılar. Yine böyle geriye düştüklerinde bu tarz bir şeye, yani bu tarz bir kırılmaya, yani oyun anlamında direncin düşmesi ya da maçı kaybettik düşüncesi ve duygusu yerleşirse Gençler Birliği kötü bir mağlubiyet alır. Çünkü Galatasaray hakikaten özellikle savunmadaki eksiklerden faydalanabilecek bir takım. Galatasaray Sturmgras karşısına çıkarken şeylerle çıktı. Böyle daha çok genç ve kadroda alternatif olarak düşünen oyuncularla çıktı. Bir anlamda da devre arasından önce ki Galatasaray'da da gelenler gidenler olacak oyuncu anlamında. Bunun bir provası gibiydi Galatasaray. Yani oyuncuları görmek istedi Rijkaard. Pek de mutlu olmadı. Yani Sturmgras karşısında zaten tarihi bir şey söz konusuydu. 4 maç oynandı Sturmgras'da. İlk mağlubiyet alındı. Zaten galibiyet de yoktu Galatasaray'ın. Rijkaard kazanmak istiyordu ama elindeki oyunculardan istediği performansı alamayınca bir mağlubiyetle tanıştı. Dinlenen bu Sturmgras maçında forma giymeyen oyuncuların Gençler Birliği karşısında hani daha diri, daha iyi, daha istekli olacaklarını, seyirci faktörünün önemli olduğunu, Galatasaray seyircisinin bu maçla ilgili hani düşüncesinin ve duygusunun önemli olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ile ilgili zaten senenin başından beri söylediğimiz şeyler var. Galatasaray zaten iyi bir takım. Özellikle Gençler Birliği'nin defansındaki eksiklerinden istifade edeceklerdir. Ben iki taraf açısından da defanstaki oyuncu eksiklikleri ve defanstaki temel eksiklikler anlamında iki takımın da defanslarının kötü olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda forvetlerden yüksek performans ve goller bekliyorum. Galatasaray maçı gollü geçer, Galatasaray zorlanır ama bu maçı kazanacaklarını ve bu maçta favori olduklarını düşünüyorum. Bu maçın favorisi benim için Galatasaray. Baba Torik.